Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi Allah'a övgüler olsun. İşten bilen kuşatandır. Her şeyden zaten ve zaten haberdardır. Üzerlerinde kana çırpan dizi dizi kuşlar görmezler mi? Ya onları havada Rahman o Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu o her şeyi görendir. Allah zaten her şeyi görmektedir. Siz Rabbinize koşun. Bakın burada ilginç bir bilgi var. Gerçekten ama üzüntü, şimdi kendini üzüntünde korunmayı şey zannediyor adam. Tamam ben şey yaparsam, işte kendimi yalana alarsam, işte ben mutluyum ya da çeşitli büyülere, işte dünya hilelerine, tamam ben şeyden, üzüntüden korunurum zannediyor. Öyle değil işte. Bunun da yani gerçek mutluluğun gerçek kaynağına ulaşmak lazım. Siz ama ne olursa olsun insan için gerçekten çok 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 büyük tehlikeler her daim vardır. Ne demek? Yani sizi bağımlılık yapacak bir sürü zevk tuzakları var. Mesela hele ki kadın erkek için üst noktada, yani eşler birbirlerinin, yani hiçbir şekilde insanlar yani Rabbin rızası dahilinde birbirini sevmeli, sevsinler, birbirine değer versinler. Ama asla yani vazgeçilmez olan tek şeyiniz olsun sizin imanınız. Gerektiği yerde. Yani tırtıklı insanlardan işte bir sebep yok. Örnek veriyorum, iman, dininize küfür etmiyor. İşte küfür yolunda koşturmuyor, şirk yolunda. Gidin insanlara ayrılın, kavga edin, vazgeçin değil. Yani bir şeylerden. Ama siz bugün elinizden alınsa, bugün gitse nihayetinde biz dahi kendimiz, kendi canımız dahi hepsi emanet. Yani bu sözü kullanıp bunu öylesine geçiştirmek de ayrı bir cehalet yani. Sen her şeye emanet, sen imanın, Rabbinin, Rabbine güven. İşte gerçek sana ebedi kazancı, bu dünyada devam edecek güzellikleri sana verecek olan sadece odur. Onun harici hiçbir şey vazgeçilmez değildir. Hiçbir şey. Ama siz bir şeye belli bir süre bağlandığınızda, özellikle sevgi çok ayrı bir duygudur. Ve bugün niceleri işte belli bir süre birbirine sevdiğini söylüyorlar. Orada hoşlarına gidiyor. İşte örnek veriyorum, o bir taraf kuru yapıyor, diğer taraf şey yapıyor, o ya onu yapıyor, bunu yapıyor. Normal şey zannediyor. Sonra en ufak bir imtihandayız zaten, en ufak bir darlıkta bir taraf hemen örnek veriyorum kaçmak istiyor. Ama o iş öyle bir şey olmadığını hem kendisi görüyor, hem karşı tarafın tepkisi, hem yani olması gerekenle yasa dahilinde birbirine zulüm etmeden neyse konuşmak. Çünkü gerçekten yani bir aldatılması konusu söz olabilir. Onun için süre vermek, birbirine anlamaya çalışmak, çözmeye çalışmak. Yani sen her türlü, her problemde, hem fitte de sen eğer ki kaçacak olsan, zaten senin için hiçbir şekilde bir huzur diyarı bulunmaz. Yani bunu hatırlayıp çözmeye çalışacaksın ama nihayetinde bu konu o kadar kolay olmadığını kişiler, en az bir taraf olayıkla görüyor. Vazgeçen çeşitli sebeplerle kendince bir şeyler üretip vazgeçen, ya da bir taraf gerçekten zulüm ediyordur, diğer taraf ondan bıkmıştır, bu zulümden dolayı diğer tarafa koymaz. Ama mutlaka o, yani o neden bahsediyorum, bugün nice oyunlar, eğlenceler, cartlar, curtlar da böyle havada uçuşuyor, böyle çeşitli putlar. En putların en şiddetlisinden bir tanesi de gerçekten sevgiyle, sevgi adı altında ve nefretle dikilen putlardır. Yani birilerini bugün nefret ediyor diye örnek veriyorum, onun doğrusunu da görmüyor, onun doğrusuna da küfür ediyor. Doğruya niye küfür ediyorsun? Doğru doğrudur. En rezil adam dahi bir tane doğru söylüyorsa, o bir tane doğru, bir tane doğrudur. Yani o doğruya alacaksın. Nefret putları bugün işte örnek veriyorum, karşıdan bir kişiye nefret ediyor, bir ırka. Niye ırka nefret ediyorsun? Onun içinde sen, imanı senden daha düzgün, Rabbin katında daha güzel biri olabilir.
Seni onun en az kendin kadar sevmen lazım. Sen gerçek bir imanlıysan, ahlaklıysan. Neyse bu bunun üzerinden şey yapıyor. Yani bu putlara çok çok dikkat edin. Bunlar insanı mahveder. Rabbinize imanınızdan başka vazgeçemeyeceğiniz hiçbir şeyiniz hiçbir zaman olmaz. Yani o zaman ya Rabbi iman zaten Allah Resul de iman, Resul de kitap da bunun içindedir. İmanın gerekli olan şeyler de bunun içindedir. Bu özüm taksiyelerinizi, aşırı düşünce dalağınızı, kaygı midenizi, nefret kırgınlık kalbinizi, yalnızlık tiroid bezinizi, geçmişi unutamama safra kesenizi. Bakın. Gördünüz mü? Bu üzüntüler. Bir de sen Rabbin. Bak. Rabbin dışında vazgeçilmez hiçbir şey senin için olmamasının ne kadar büyük bir şifa kaynağı ayrıca. Allah hiçbir şey emretmezsin ki onun içinde bir hikmet, bir güzellik olmasın. Anladınız mı? Bu şarkı mesela böyle bu tutup mesela ne şarkılar yazılmış şeyler üzerine böyle o aşkı ayrılıklar üzerine değil mi? Ne zulümler istiyor daha gidiyor onun üzerine içiyor of of diyor. Ya ne yapıyorsun sen ya? Git bir Rabbine tevekkül et. Tevekkül et bir bağışlanma iste. Bir ya Rabbinden yol iste. Ayetler üzerinde düşün. Git bir sığın ona. O, yani o sana kalbini ferahlatacaktır. Ve sen gerçekten güçleneceksin eğer Rabbine sığındığında zorluk anında sabrettiğinde. İmanı güçlenecek ve daha asıl Rabbin katındaki kazanca talip olur akıllı zaten. Yani korku, endişe, böbreklerinizi kafaya takma, sindirim sisteminizi, kızgınlık, sinir karaciğerinizi yorar. Yani ciddi bir şekilde sen bunlara esir olduğunda hayatın kararıyor zaten yani belli üzüntülere. Ama iman varsa bir kişi evet zorluk yaşayabilir. Gerçekten sevdiğin bir insan gerçekten eşini sevmeyecek misin? Çocuklarını sevmeyecek misin? Seveceksin. İnsanları işte doğru bir şekilde Rabbini unutmadan, onu hamd ederek. Ama o sana ihanet etti. Senin elinde değil ki sen ne yapabilirsin yani? Sen de onun imtihanı oluyorsun demek ki yani o. Şimdi sen o da kendi imtihanında. Yani sen nasıl ki imtihandaysan o da imtihanda. O imanın gereği Rabbinden korkmuyor ve ihanet yolunu seçiyorsa bunun bedelini ödeyecek. Cehennem onun için de var. Anladın mı? Cennet tıpkı herkes için olduğu gibi dürüstlüğe dönen. Bu yüzden de sen ben iyiyim, ben doğruyum, günahtan kaçınıyorum. Niye başıma böyle kötü? Hayır sen zaten geçmişte yaptığın yanlışlar, yapmadığın doğrular. Bugün imtihan ediliyorsun, imtihanda olduğun belli. Sen sabredeceksin, sabrın sınanıyor, derecen artacak. Bir de yani sen bir şey yapamazsın yani. Eğer ki o kişi ısrarla ihaneti seçiyorsa ona dua da işlemez zaten. Yani. Bir hayır, derse ki ya Rabbi bir hayır görüyorsan onu ıslah et güzel bir şekilde. Budur dua. Yani gerçekten Allah zaten kendini ihanetten başkasını istemeyenlere bırak diyor yani. Bırak. Kendi şeyine bırak diyor. Yani ihanetten başkasını istemeyenlere. İhanet çok kötü bir şey. Yani sana Rab o kadar hakikatler açıyor, Sen ne yapıyorsun? Neyle karşılık veriyorsun? Ama kişi gerçekten zulüm isteyen kişi bunun acısını en şiddetli o yaşar. Sen Rabbine gereğincesi bak sana formül veriliyor zaten. Verilmiyor değil. Yani sen en büyük ihanete de uğrasan belli bir süre sabır ettiğinde Rabbin senden o acıyı kaldırır ve çok daha normalde o hal seni artık o halin benzeri bir şey sana işlememeye başlar. Yani bu nasıl bir lütuf ayrıca. Zorluğun içinde kolaylık var tabii ki. Anladın mı? Yani sen hamd edeceksin, şükredeceksin ve Rabbin sana imkanın lütfunu arttırması uzak değildir. Bu hayati bir konudur. Gerçekten Allah her yerde gökte nice ibretler var etmiştir. Rabbinize koşun. Ondan geleni boş yere boş bir şey sanmayın. Gerçekten inkarcılara felah yoktur. Gerçekten değer bilmezler, kadir bilmezler. Asla ve asla iflah olmazlar. Bir felahı bulamazlar. Asıl bela onlaradır. Siz dürüst olun. Rabbinize sığının, güvenin. Ve o imanınıza öyle bir sarılın ki sizi gerçekten hiçbir şey o zaman gerçekten sallayamaz.
Gerçekten hiçbir şey sizi üzemez. O zaman siz gerçekten en büyük kazanca ulaşanlardan olursunuz. İmanın gereğini tutmak bütün üzüntüleri de, bakın bu sırrı yakalamaya çalışın. Bütün üzüntüleri, o yani bu üzüntüler dediğin sen mahveden şeyler yani, hayatlar kararıyor. Daha neler neler oluyor. Yani bu yüzden de bu bütün üzüntülerden korunmanın ve daha da güçlenmenin yolu imanını ayetler dahilinde gereğince tutmaktır. Başka bir yolu yok. Namazlara dört elle, bütün şeyle, samiyetinle sarılmaktır ve Rabbini hatırlamaktır, yüceltmektir, ona sığınmaktır. O üzüntüyü aldığı zaman bir kimseye, o kimse üzüntü olmaz. Yani bu sırrı anlamak lazım. O bir kimseye yardım ettiği zaman o kimseye üstün gelecek, galip gelecek bir şey olmaz ve onun tesellisi bitmez. Yani sen, basit bir şey değildir bu konu, çok çok ciddi bir konu, üzerinde bilhassa ısrarla duruyorum. Yani bugün yani evlilikler yani bitebilir, niye bitmesin? Bir kişi yani başka kendi aklınındır dediği bir konuyu, belki haklıdır, belki haksızdır. O yoldan başkasını istemez. O yolun sonuçlarına kendisi katlanacaktır zaten. Siz de bir sebeple Rab sizde bir şey, belki bir kötü şey görmüştür. Bir ihanet görmüştür sizde. Siz de nimetle mahrum etmek istiyor olabilir. Ya da sizi bu şekilde imtihan edip ya da sizi bir beladan kurtaracak. O kişi gerçekten size ileride çok daha büyük üzüntüler belki getirecektir. Yani siz yaşanılan şey sizin etki alanınız, yani sizden kaynaklı bir şey. Sen de tövbe edin ve onu tamire koyulun, ama sizi aşan, yani karşı tarafın imtihanı başladığı yerde senin şeyin biter. Senin gerçekte etki alanı biter. Yani tavsiyede bulunabilirsin ama o tavsiyeyi de ne kadar dinleyecek? Bir sebep, hani gerçekten Rabbinin söz tavsiyesi olduğu için, doğru olduğu için dinlemezse zaten o gerçeklikten ondan bir hayır da kazanamaz. Çünkü insanoğlu içten içe sürekli, yani bunu akıllılar çok üst düzey, gerçekten aklına esnekliğini keşfetmiş, böyle esnek bir şekilde aklını kullananlardan başkası, yani inat dediğimiz o insandaki insanı gerçekten başka bir duruma düşüren o hali doğru kontrollü bir şekilde tutamıyor kendinde. Yani bir taraf, yani bu inat konusunu çözenler bugün artık reklamlar, artık propagandaları bunun üzerinde yapıyorlar. Yani anladınız mı? Yani o kadar bu derin bir mesele ki, anladım. Yani işte örnek veriyorum, bir kişi nasıl kullanıyorlar bugün bunu? Mesela bir kişi bir şey yapmak istiyor. Örnek veriyorum, taraftar toplamak istiyor. Bir ne bileyim, bir şey yapmak istiyor. Mesela sevilmeyen birinin, örnek veriyorum, ona çatacak bir durum oluşuyor ya da kendi oluşturuyor. Böyle bir plan yapıyor. Allah dilemese hiçbir şey oluşmaz zaten. Ve Allah bize süre vermiş. Bakıyor bize, gözletiyor. Sonra herkes kendi yaptıklarını görecek. Ona sığınanlara yol gösteriyor, yardımını açıyor. Ama onu umursamayanları, o da umursamıyor. Bir süre verdiği bir sürede olunca ona soracaktır zaten bütün yaptıklarını yahu. Bütün her şey önümüze gelecek ve kim neye sebep olmuş hepsi belli olacak o zaman. Allah'ım sen acı ne olursun. Yani bunu sonra bu yani doğal inat konusunu kontrol etmek konusundan, şeyden, durumundan bahsettik. Bunu da aklını çok çok iyi böyle Rabbin vahiyle inşa ettiği o akla kavuşma dışında gerçekten hani doğru olduğu için ben tutuyorum. Bir kişi benim hani anladın mı, zoruna gitmez doğruyu tutmak. Bir kişi doğrunun nasıl bir nuru olduğunu anlamış kimse. Bu yüzden de üzüntülerin tamamında imanınızla korunun, Rabbinize sığının, güvenin. O gerçekten üzerinize tanık, o gerçekten sizi görüyor, gerçekten sizi işitiyor ve o bir şey istediği zaman ona ol diyor, o da artık oluyor. Onun dilediği bir şeyi hiç kimse mani olamaz. Eğer o bir şey dilemişse,
Yani bir şey olmasını dilemişse o kesin bir şekilde olacaktır. Buna mani olabilecek hiçbir kimse yoktur. Bugün bin bir tuzak kuran, bin bir hileler kuran, bin bir bilmem oyunlar çeviren şeytan taraftarları, şeytan ve onun abeneleri, beyinsiz, onlar gerçekten helakına koşan akılsızlardır. Onlar buna asla mani olamazlar ve Allah'ın planını kendileri dahi hizmet ederler. Diğer gök zaten bütün ordular Allah'ındır. O dilediği gibi her şeyi hükmediyor. İnsanlardan bilgiyle, alimlik derecesi konuya vakıf olanlar görüyorlar, takip ediyorlar, izliyorlar, gözetiyorlar ve kendileri Rabbin razı olduğu yolu kendi hayatlarının merkezine koyarken asıl kriter olarak diğer tarafta o yola hücum eden, saldıran bütün azgın fitneleri karşıda mücadelelerini sürdürüyorlar. Yani siz olun. Müslümansanız asla ve asla mücadeleyi aksatmayın. Devam edin. Yoksa bugün yani bir söz ileriki zamanlarda inşallah göreceğiz. Yani gerçekten güç doğrunun güçsüzlüğünden değil, yalan organize olduğundan dolayı bugün yalan hüküm sürüyor. Yani ne kadar acı bir şey ya. Bu yalancılar, hırsızlar, arsızlar, zalimler hüküm sürüyor. Doğrular sünepe bir şekilde bekliyor. Yani organize olun, birbirinize şey olun. Kenetlenin etrafında, Rabbin yasası etrafında, nuru etrafında. O zaman yalan yerle bir olacaktır. Doğruların yardımcısı Rab'dir. Düşse bile elinden tutan odur. O asla yıkılmaz, daha da güçlenir. Siz ona güvenin, dayanın. Onun tesellisi gerçekten çok güzeldir. O bir şeyi eğer ki sizden esirgemişse siz sabrınızı deniyordur. Sonra size çok çok daha güzelini vermesi, hem de imanınızın en güzel haliyle beraber vermesi uzak değildir. Allah'a güvenin, dayanın. O üzerinize tanık. O her şeyi kuşatandır. O ona güvenip dayananlara yeterlidir. Bak, yalana bak. Tatlı bir yalan söylersen 10 kişi seni alkışlar. Acı bir gerçek söylersen 8 kişi sana saldırır ama 2 kişi sorgulamaya başlar. O kişiye selam olsun. Allah'ın esenliği doğruların üzerine olsun. Gerçekten bugün bu hakikat geldi. Rabbin emri üzere İsa Mesih geldi. Ama bu yalan kendisine acı şey, yalanı artık içselleştirmiş kişiler bundan şiddetle karşı geliyor. Bunu hiçbir şekilde dinlemeye dahi tahammül edemiyorlar. Gerçekten ama doğruyu seven tek Türk içinde böyle sorgulamaya başlıyor ama içinde o sorgulayanların içinde de çok azı doğrunun verdiği sorumluluğu aday olabiliyor, talip olabiliyor. Bu da ayrı bir şeydir, ayrı bir destandır, ayrı bir yiğitliktir. Bu yüzden tek Türk'tür zaten. Gerçekten aydın dediğimiz yani bilge, dürüst, ön plana çıkan insanlar. Siz onlardan biri olmamanız için bir sebep yok. Herkes bunun adayıdır. Bunun için de siz fedakarlık noktasında siz asla korkmamanız lazım. Rabbinize güven her şeyin önünde olması lazım. Verdiğiniz söze sadakatiniz yani üst düzeyde olması lazım. Kendi mecburiyet haliniz dışında, mecburiyet yani elinizde olmayan sebepler dışında sözünüzü asla ve asla şey yapmamanız lazım. Yani yememeniz lazım. Yani bazı sözler hani lafın gelişi olan onlar başkadır ama gerçekten bir hedef doğrultusunda verdiğiniz söz o bambaşkadır. Bunun içinde siz yani en ön plana çıkan en yiğitlerden, en güzel gerçekten kişilerden olabilirsiniz. Bunun için imanınıza sarılın, sözünüze durun ve doğru size doğru söylendiği zaman doğru karşısında inatlaşmayın doğruyla. Doğruyla inatlaşmak şeytanın gerçekten bir numaralı, kolayca insanları çektiği tuzakların başına gelir ve buna gerçekten insanoğlu çok basit düşüyor acı bir şekilde. Sorgulayın, doğruyla hareket edin. Ne kadar yani doğru size acı da gelse onun sizi tamiri, onun size katacağı şeyler yani yalan onun yanından dahi geçemez yani konuşulmaz dahi. Yani akıllı olan zaten doğrunu sımsıkı sarılır. Diğerleri ancak kendine zulmeder. Allah doğruların yardımcısıdır. İsa Mesih geldi. Kendinize kıymayın ve onun etrafında toplanan hamd yerde, gökte, dünyada, ahirette ancak ve ancak Allah'ındır. O her şeyi işten, her şeyi kuşatandır. İsa Mesih, Mehdi Aleyhisselam aranızda. Kendinize kıymayın. Haydi Allah'a koşun.